biliyorduk. Ardından vergi kaçakçılığı vardı, biliyorduk. İddianamede olacağını biliyoruz. Ve çete kurma veya örgüt kurma, örgütü yönetme, onu da öğrendik. Bu çok daha farklı bir şey. Uyuşturucu temin etme ve uyuşturucu uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçlamasıyla karşı karşıya. Eğer bu doğruysa işin en vahimi de zaten bu oluyor. Enerji? Niye şaşırıyorsun? Enerji oğlum böyle geliyor. Polatlar soruşturmasına yeni bir suç daha eklendi. Uyuşturucu madde imal etme. Bu suç hepsinden daha ağır. Çünkü cezası 20 yıldan başlıyor. Toplamı 57 yıla çıkabilir. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili iddianame hazırlanması beklenirken gün aşırı bir gelişme yaşanıyor. Yurt dışına çıkış yasağıyla başlayan süreç mal varlıklarına el konmasıyla devam etti. Polatlar 5 Kasım'da tutuklandı. Bu süreçten sonra 15 sosyal medya fenomeni de dosyaya eklendi. Onların da yurt dışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el kondu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak Şampiyonlar Ligi fotoğrafında yer alan o fenomenlerin 12 şirketine kayyum atanmasına karar verdi. Polatların soruşturmasında hareketlilik hemen hemen her gün devam etti. Bu kez soruşturma dosyasına 5. suç iddiası girdi. Yeni suçlama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme. Suçlamayı yapan kişi avukat Feyza Altun'un ofisini aradı. Kapalı çarşıda esnaf olduğunu söyleyerek Polatların medikal şirketleri için uyuşturucu ham maddesi getirdiği, laboratuvarlarda da ayrıştırdığını öne sürdü. Feyza Altun konuşmaları kayıt altına aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. Polatlara bu kez de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme soruşturması açıldı. Bu dosyada kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi. Polatlar hakkında iddianame henüz hazır değil. 4 ayrı suçtan iddianame hazırlanırsa 27 yıla kadar hapisleri talep edilecekti. Son suç isnadının da dosyaya girmesiyle ceza istemi daha da ağırlaşabilir. Çünkü uyuşturucu madde imal etmenin cezası 20 yıldan 30 yıla kadar hapis. Uyuşturucu madde imal etmenin de dosyaya girmesiyle savcının ceza istemi 57 yılı bulabilir. Hatta suçun zincirleme işlendiği kanıtlanırsa ceza 4'te 3 oranında artabilir. Bak nasıl geldi enerji. Nermin Hanım, bize zam verirken 40 gün düşünüyorlar, BDDK'nın ne ayrıcalığı var demiş. Evet, bu ayrıcalığın olmaması gerekiyor aslında. Doğru söylüyorsunuz. Biz de zaten o ayrıcalık olmaması için sizlerle bunu paylaşıyoruz. İrfan Bey de demiş ki Erdoğan kimseye refah payı vermez. Şimdiye kadar olmadı böyle bir şey. Ancak halkın elinden refahını alır demiş. Dört gözle bekliyorum. Evet, refah seviyemiz oldukça düştü. Ama vermek zorunda. Neden? Çünkü seçim yaklaşıyor. Her seçim yaklaştığında da biliyorsunuz kesin.